Efendim Akıl Oyunu'ndan iyi akşamlar. Bir programda yine birlikteyiz ve bu programda çok değerli bir kardeşimi konuk ediyorum. Benim için de büyük keyif. Öncelikle ayaklarına sağlık. Gazeteci Barış arkadaşla birlikteyiz. Efendim Gerçek Gündem internet gazetesinin de aynı zamanda sahibi ve çok ciddiye aldığımız, değer verdiğimiz de bir sosyal medya. Pek çok şeyi de oradan izliyoruz, pek çoğunuz gibi. Öncelikle hoş geldin, Hoş ayaklarına bulduk. İyi yayınlar. sağlık. Hayırlı olsun. Bu ikinci program galiba, değil mi? Bu 2-3. Üç mü İyi oldu? oldu. Ha. Evet, Üçüncü bakalım. ay gelmişti. Yürüyecek diye düşünüyoruz. Güzel İnşallah olacak yürür. diye düşünüyoruz. Eski günlerdeki Memlekette gibi pek olacak. gerçi akla artık önem vermiyorlar ama. Hiç canım, hiç öyle bir şey yok. Nakil önemli, akıl değil. Öyle mi Öyle bir peki? şey. Nasıl gidiyor Gerçek Gündem? Vallahi Gerçek Gündem Genelini iyi. Bu hafta yazdığım bir yazı yine gündeme damgasını vurdu diyeyim. Biraz böyle Evet. megalomanik bir giriş olacak ama Alev Alatlı'yı yazdım bu hafta. Neyini yazdım Alev Alatlı'nın? Alev Alatlı işte biliyorsunuz geçen hafta dehşetengiz sözler söyledi. Olağanüstü. Dedi Olacak ki iş değil. Olacak iş değil. kanunların helal mi değil mi ona bakmamız lazım. Yani bir kanun hak mı helal mi? Eğer bir kanun helal değilse helal daha üstündür dedi. Şimdi o pataküte arasında Alev Alatlı'nın bu sözleri çok fazla dikkat çekmedi. Hani herkes Alev Alatlı Tayyip Erdoğan ilişkisine girdi. Ben o sözlerin nasıl bir Türkiye'ye işaret ettiğini yazdım ama bir de Alev Alatlı'yı böyle konuşturan şeyin ne olduğunu yazdım. Ne konuşturuyor Alev Alatlı'yı? Pazar günü sabah yazdım. Üşenmedim, kalktım, gittim, yazı yazdım. Ben evde internet kullanmıyorum. Ofiste kullanıyorum. Hani evde de internet kullanırsam 24 saat artık internete Hiç gireceğim eve diye. taşınmasın. Taşınmasın diye biraz daha kitap okumaya çalışıyorum evde. Şimdi neyi yazdım? Dedim ki Alev Alatlı'yı bu şekilde konuşturan ne? Bir, kimsenin bilmediği ilginç bir ilişkisini yazdım. Alev Alatlı, Viva la Muerte diye bir kitap yazmıştı hani hatırlarsınız. O kitap Efkan Ala'yla tanışmasını sağlıyor. Daha doğrusu Efkan Ala üniversiteyi bitirdiğinde o kitabı okuyor. Şimdinin İçişleri Bakanı ve Alev Alatlı'yla tanışmak istiyor. Gidiyor Alev Alatlı'yı buluyor bir kitap fuarında. Diyor ki ben sizin kitabınızı okuduktan sonra Erzurum'a dönmemeye karar verdim. Aslında Efkan Ala üniversiteyi bitiriyor, iş bulamıyor diye ya da Ankara'da beklentisini karşılayamıyor diye geri dönmek istiyor. Fakat o kitabı okuduktan sonra Ankara'da kalmaya karar veriyor. Aralarında böyle bir dostluk ilişkisi başlıyor. Ve Efkan Ala o günden bugüne Alev Alatlı'ya anacığım diyor. Şimdi bu bir. Efkan Ala başbakanlık müsteşarı oldu biliyorsunuz. Başbakanlık müsteşarı olmasıyla birlikte Alev Alatlı için de yürü yağ kulum dönemi başladı. Önce ne oldu? Kapadokya Düşleri diye TRT'den bir dizi aldı. 24 bölüm yayınlandı bu dizi. Dizi sektörünü bilenler bilirler. 24 bölüm hiç izlenmeyen bir diziye TRT para ödedi. Arada tartışma programları yaptı. Prodüksiyon programları yaptı. En sonunda Yol Ayrımı diye 39 bölümlük bir dizi yaptı. Şimdi bizi televizyondan izleyen izleyicilerimizin önemli bir bölümü bu dizilerin belli ki hiçbirini duymamış. Duymamış olabilirler çünkü bu diziler ilk yüze bile hiçbir zaman girmedi. Denilebilir ki efendim TRT bir kamu kuruluşu ve kamuyu destekleyen, kamunun çıkarlarını koruyan yayınlar yapmış olabilir ama dizilere baktığınızda böyle bir şey de yok. Şimdi bu Kapadokya Düşleri'nin başka bir yanı da var. Alev Alatlı, Efkan Ala Başbakanlık Müsteşarıyken Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun ortağı oldu. Ve Asıl müthiş yanı bu işte. tabii şimdi Alev Asıl müthiş Alatlı yanı bu. Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun ortağı oldu. Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda at yetiştiriciliği, turizm otelcilik gibi dersler vardı. Ortaklarıyla ihtilafa düştü. Mahkemelik oldu, Efkan Ala yardımcı oldu ve o sorunlar çözüldü. Kapadokya Meslek Okulu'nun tamamı Alev Alatlı'ya geçti. Ve şu anda Alev Alatlı bir fakülte, yani yarı üniversite Bir sahibi, meslek yüksek oldu meslek yüksek yahu. okulu sahibi. İlginç. Yetmedi, damadını Mey İçki'nin yönetim kuruluna atattı. Mey İçki'yi biliyorsunuz satıldı sonra. Ve oranın vergilerinde de çok kolaylıklar sağlandı satışında. Mey İçki satıldıktan sonra damat TT.net'in genel müdürü oldu 37 bin lira maaşla. Eylül 2014'te. Bunları yazdım bu Böyle bir kayınvalide arıyorum, bilginiz olsun. hafta. Bulursam ben hiç kaçırmayacağım. Tamam, önce sen sor. Şimdi burada bu ortaya koyduğumuz ilişki ağı üzerine
Türk Telekomcuları Derneği bir açıklama yapmış bugün. Demişler ki bazı haberler üzerinden yola çıktık. Evet, Türk Telekom'un genel müdürü, TİT.net'in genel müdürü Alev Alatlı'nın damadıdır. Ben maaşını da söyleyeyim, 37 bin lira. Şimdi George Orwell sizi ayakta alkışlardı demesi boşuna değil. Ben geçen gün de söyledim. Bir aydın sefaleti yaşanıyor Türkiye'de. Yavuz Bingöl'ün sefaleti ve zavallılığı bir yana, Alev Alatlı'nınkini koyun bir yana, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Türkiye tablosu budur işte. Devşirilmiş, satın alınmış ideologlar. Hı hı. Bunu yazdım. Bugün sosyal medyaya da gelirken baktım çok da tartışılıyor. Programa gelirken onu da duyurdum. Hani Kanal Sokak'tayım diye ve bu TİT.net'i falan dedim, eğer yeri gelirse konuşacağız. Çok da ilgi gördü. Şu anda da herhalde izleyiciler de zaten Alev Alatlı'nın nasıl bu hale geldiğini ve AKP'nin aydınları nasıl dizlerinin üstüne çökerttiğini görmüştür. Ki bugün de Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı vardı Alev Alatlı'nın. Okurken inanamadım. Acaba editoryal bir hata mı diye düşündüm. Toplumun ehlileştirilmesi gerektiğinden falan bahsediyor. Bravo, hayvanlar çiftliği ya burası. Toplum ehlileştirilmeli diyor mesela. Hani şimdi buna siz aydın diyebilir misiniz? Efendim George Orwell ayakta. Ya George Orwell da çok matah bir adam da değil. CIA'cidir zaten George Orwell. Antikomünist kitapları da CIA'nin isteği üzerine yazmıştır. Bütün kitapları anti-Stalinist'tir, anti-komünist'tir ve otoriter yönetim derken de aklına sadece Sovyet tipi yönetimler gelir. Hani Türkiye'de aslında Tayyip Erdoğan'a şunu söylemeliydi. George Orwell'ın 1984 romanını hani yazdıktan sonra siz ayakta alkışlardı falan demesinin yanı sıra, ya 1984'ü 2014 diye yazması gerekir George Orwell'ın. Çünkü hani o kitapta çok bilinen mottosuyla söyleyeyim, büyük birader seni izliyor. Şu anda zaten Türkiye'de var. Bugün gelirken bir ses mühendisi arkadaşımla karşılaştım. Yayına geldiğimi, vapurdan indiğimde karşılaştım. Ya dedik, şeyi söyler misin? Onların camiada konuşuluyormuş. Mobese kameralar yenileniyormuş. Ve onlara şimdi ses alma düzeneği konulacakmış. Eyvah millet yanında abi. Yani artık şöyle olacak. Zaten 50 metre, 100 metre, 200 metre aralıklarla mobeseler var. Şehrin hemen hemen her yanında. Siz buradan başladığınızda bütün konuşmalarınızı ses kayıtlarıyla alacaklar ki ona da gerek yok. Zaten mobese kaydettiğinde görüntüyü büyütüp dudak okuma yöntemiyle. Bu kadar basit. O masrafı yapmalarına da gerek yok. George Orwell'ın büyük birader. George Orwell ayakta alkışlardı derken aslında boşuna demiyor Alev Alatlı. Ama nasıl geliyorlar bu duruma? Nasıl şiddetin övücüsü, gücün kutsayıcısı, gücün tapınmacısı haline geliyorlar? Lanet olası para pul ilişkilerinden dolayı. Yani bu Alev Alatlı böyle de Yavuz Bingöl ondan farksız mı sanki? Yavuz Bingöl de AKP'den milletvekili olmaya çalışıyor. TRT'de Bir Nefes adlı onun bir müzik programı var Serkan Çağrı ile birlikte. Aylardır onu yapmak için TRT'nin kapılarını aşındırıyor. Ki çok fazla eskisi kadar paraya pula ihtiyacı da kalmadı. En son geçen yaz aylarında İzmir'de, Çeşme'de 1 milyon liraya, yani eski parayla 1 trilyon liraya bir villa aldı. Şimdi çıktı Berkin Elvan'ı, yuhalatanları meşrulaştırmaya çalışıyor. AKP aslında böyle bir parti. Yani çürürken aynı zamanda çürütüyor da. Hem çürüyor hem çürütüyor. Paçasına tutunanları da aşağıya çekiyor. Şimdi Alev Alatlı özelinden gidersek, şimdi ciddi bir entelektüel mi? Evet. Ama aydın niteliğini yitirmiş. O ayrı bir şey. Yitirdi tabii. Yani aslında, ayrı bir şey. Evet. O ayrı bir şey. Ciddi bir entelektüel mi? Şimdi Alev Alatlı gibi bir entelektüel şunu bilmez mi? Örneğin işte Osmanlı döneminde ortaya çıkmış olan ilk gruplaşma, yani yeni Osmanlılar. Oradakiler de sonuçta, ama onların bir muhalif hareketti. Ama arkalarında kim vardı? Mısır Hidivi. Ama ne oldu? Siyaseten yapı değişince Mısır Hidivi hepsini Avrupa'da çırtçıplak bıraktı. Bunun örnekleri o kadar çok ki bu tarihte. Demokrat Parti döneminde beslenenler ortada bırakıldı. 12 Eylül döneminde generallerin besledikleri bir süre sonra ortada bırakıldı. ANAP'ın besledikleri. Sonuçta her siyasal dönem, her siyasal iktidar, hele AKP gibi ideoloji partileri olmayanlar, konjonktürel parti olanlar sonuçta ömürlerini tamamlıyor. Konjonktürü bitiyor, ömür tamamlıyor. Evet. Peki aynı ülkede yaşamaya devam edilecek. O zaman buralarda konuşulanların altından nasıl kalkılacak sonra? Şimdi herkesin bunu düşünmesi lazım. Onlar belki biraz şundan dolayı rahatlar. Toplumsal hafızamızın
bir anlamda çabuk unutuyor olmasından ya da zayıf olmasından sanırım medet umuyorlar. Yani düşünün Mehmet Barlas. Düne kadar Mesut Yılmaz'ın, Turgut Özal'ın en iyi savuncusuydu. 28 Şubat döneminde askerin en sıkı başlarda destekçisiydi. Sonra biraz çizgi aşınca sıkıntılar yaşadı. Yeni Şafak'a falan gitti. Bugün Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı destekçisi. Yarın ben şundan da eminim. Yarın bir CHP iktidarı gelse Rasim Ozan Kütahyalı, Nagihan Alçı, Mahmut Öbür, Kılıçdaroğlu'nun başbakanlık uçağında yine en baş köşeyi tabii alırlar. Kılıçdaroğlu onları sadece, kabul edecek tabii. Doğru. Bu sadece gazetecilerin sorunu değil, siyasetçilerin de sorunu. Siyasetçinin de sorunu. Siyasetçi de ilkeli olmalı. Yarın emin olun bu isimler şunu söyleyecekler. Ya biz aslında AKP'nin bazı uygulamalarına karşıydık, kendilerini de eleştirdik, bizi dinlemediler falan deyip hemen bu gemiyi atlayacaklar ve toplumun önemli bir kesimi de belki unutacak. Bir tek peki tabii, bunun olmaması için ne olması bunun lazım? Bunun olmaması için gelelim şu, şunu yapmak gerekir. Toplumsal belleğimizi güçlendirmek gerekir. Sicil tutmak gerekir. Bu bir fişleme, düşmanlaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma değil. Hayır. Toplumsal belleğin güçlü olacak. İsmet Berkan'ın bu ülkede mesela artık yazı yazmaması gerekir. Çünkü Gezi olayları, Gezi direnişi sırasında çıktı. Dedi ki ben Kabataş'ta bir kadının 100 erkek tarafından dövüldüğünü, üzerine işendiğini gördüm, videosunu izledim dedi. Nerede o video? Hiç kimse ortaya koyamıyor. Peki İsmet Berkan, sen bu kadar büyük bir yalanı söyleyip Hürriyet gibi bir gazetede her gün nasıl aklımızla alay eder gibi yazılar yazıyorsun? Hangi hakla yazıyorsun? Bu toplumdan bir özür dileme borcun yok mu? Ben mesela onu unutmayacağım. Yarın iktidar da değişti. İktidar değişmese de İsmet Berkan'ın bu tavrını ifşa edeceğim, ortaya koyacağım. Alev Alatlı'nın yarın bu tavrını ortaya koyacağım. İşte ama şimdi toplumsal unutma, hafızayı diri tutacağız. Ama şimdi unutma. Gerçek gündem gibi internet gazetelerinin artık misyonu ne? Hiç eskisi gibi değil. Öyle bellek zayıflaması, unutmaya falan müsaade etmiyor ki. Hiç tartışması bile yok bunun. İşte bunlar bunun için var. O nedenle çok önemli bir iş yapmaktasın sen ve işte bu sosyal medya, internet gazetesini yüklenen insanlar. Zaman zaman hırpalanıyorsunuz, hakkınıza davalar açılıyor, onu yapılıyor. Evet, ama bir misyon yerine getiriliyor. Ya şimdi burada şöyle bir yolda seçebilirdi Barış arkadaşta. İktidar çok övücü olmasa bile en azından açılan kanalda muhalefet yapmadan yürüyebilir. Hiçbir şeyle karşı karşıya tabii kalmaz. Olmuyor. Ekonomik olarak da ayakta kalır. Bu bir hayattan beklenti ve bakış meselesi. Aynısı bakış aslında meselesi. İçinde bulunduğumuz kurum için de geçerli. Mesela sevgili Durdu Özpolat benim de çok yakın arkadaşımdır. Editoryal bağımsızlığına da kanalın önem veriyor. Keza Yurt Gazetesi'nin de. Durdu Özpolat da mesela binbir zorlukla, binbir emek vererek burayı ayakta tutmaya çalışıyor. Yurt Gazetesi'ni keza emekçilerle birlikte ayakta tutmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ama bu bir sonuçta kamu görevi. Ben kendimi bu ülkeye borçlu hissediyorum. Niye borçlu hissediyorum? Çünkü biliyorum ki eğer bu Tayyip Erdoğan ve şürekasının çok öykündüğü Osmanlı hüküm sürseydi, ben herhalde Osmanlı'nın tüm yurttaşları gibi okuma yazma bilmeyen biri olacaktım büyük ihtimalle. Çünkü öyle anlatıldığı gibi mezar taşı edebiyatı falan yapıyorlar ya da Osmanlı'da okuma oranı, okuma yazma bilen insan oranı 10.000'de 6'ydı 1920'de ve bu 10.000'de 6 da zaten devlet memurlarıydı. İşte devletin misyoner okullarında okuyanlar dahil olanlar. Ahali zaten okuma yazma bilmiyor. Maksimum %3'te hesap edildi. Ha %10.000'de 6 diye maksimum, bütün rakamlarda o var. O hesap en iyi niyetle eğitim tarihi, işte bütün araştırmalar, kitaplar orada da %3. O mezar taşı okuma meselesine şimdi biraz sonra değineceğim. Evet. O mezar taşı okuyabilecekler sanıyorlar öyle mi? Onlar hiç boş. Biz mezar taşlarını AKP bize okutuyor zaten. Mezar taşı mı okumak istiyorlar? Mezar taşı denildiğinde benim aklıma Berkin Elvan'ın mezar taşı geliyor. Abdullah Cömert'in mezar taşı geliyor. Çocukların mezar taşı geliyor tabii ki. Ali İsmail'in mezar taşı geliyor. Ethem Sarısülüğün, Medeni Yıldırım'ın ve diğerlerinin, Ahmet Atakan'ın mezar taşı geliyor. Ne kadar mezar taşı meraklısılarmış. Mezar taşını okuyamıyormuş. Ne yazıyor kardeşim mezar taşının üstünde? Ananın babanın adı yazıyor, ruhuna El Fatiha yazıyor. Orada Orhun kitabesi midir mezar taşı? Bak mezar taşının ne olduğunu da bilmiyorum. Ben Eyüp Sultan çocuğuyum. Yani çocukluğum mezarların içine girmiş. Aile mezarlığımız da orada bizim. Evet. Şimdi mezar taşı dediğiniz, eskiden kalan mezar taşı dediğiniz şudur.
Zaten üzerinde yazar Hüvel Baki, bu standarttır. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim, bunlar standarttır. El Fatiha. Baktığınızda bir tanesini öğrendin mi hepsini de görürsün. Şimdi gerisine gelelim. Osmanlıca öğrendiler diyelim. Evet. Sanıyorlar mı onlar okuyabilecekler? Mezar taşlarının üzerindekilerin tam ne bütün yazıların tamamının formatı şiir formatında. Doğru. Onları okuyamazlar. Onlar bu okullarda öğrenilen Osmanlıca ile falan onlar okunmaz. Öyle palavrayı bıraksınlar. Mezar taşı okumak özel bir uzmanlıktır. Eğer okunabilseydi edebiyat fakülteleri var mı? Var. Tarih bölümleri var mı? Var. İşte historia bilmem ne bir sürü bölümler var. Yüzlerce insan üniversiteden mezun ediyoruz. Peki niye? Arşivlerde falan niye çalışamıyorlar? Evet. Hiçbir şeyi bilmiyorsam şu konuyu biliyorum. Niye? Ben Deniz Müzesi'nde 3,5 yıla yakın müdürlük yaptım. Orada olduğum dönemde arşivin müdürlüğünde İskender Pala yapıyordu ki Türkiye'de bu Osmanlıca okuma divan edebiyat konusuna falan sanıyorum ki herhalde tek uzmandır diye düşünüyorum. Evet. Olmasa bile ikidir. Öbür birincisini bilmiyorum. Orada da başka uzmanlar vardı. Bak oranın yaşlı deniz subayları arşivde çalışıyordu. O insanlar çekildikten sonra genç çocukları yetiştirmeye çalıştılar. Böyle çok başarılı olamadık. Olamıyoruz da. Olunamıyor. Öyle kolay değil. O arşivleri okuyacaksın, bilmem ne olacaksın. Okullarda yetişmeyle gelinmiyor bu işler. Bu çok özel bir şey. Hele Osmanlıcayı ortaokulda, lisede bebelere kimse öğretemez. Herkese tek bir şey söylüyorum bu konuyla ilgili. Okullarda din, kültür, ahlak bilgisi dersi veren öğretmenler var. Öyle mi? Din dersi verenler var. Bunlar nere mezun? İmam Hatip mezundur, ilahiyattır. Şunu denesinler. Evlerinde tapuları varsa Osmanlıca yazan ya da ne bileyim başka belgeler varsa gibi. Çocuklarından göndersin, hocalarından rica etsinler. Onu şunu bize tercüme yani edip gönderin. Baksınlar bakayım neyle karşılaşacaklar. Hayır, bir de bilime aykırı. Şöyle, şimdi Amerikalı çıkmış, kompütür demiş bilgisayara. Biz de onu Türkçeleştirmişiz, bilgisayar demişiz. Çünkü sonuçta bir şey üretmiş. Sen ölen bir dili canlandırmaya çalışıyorsun. Hayatta karşılığı olmayan bir dili uyandırmaya üstelik çalışıyorsun. İşte o yazı dili, şimdi konuşma Stalin dili bunu falan 1940'da, değil. 1940'da biliyorsun Stalin de dil üzerine çok çalışma yapmıştır. Stalin dilleri ikiye ayırıyor. Yaşayan dil, ölü dil. Şu anda Türkçe nedir? Yaşayan dildir. Çünkü sonuçta bir üretim ilişkileri ağının içinde bir anlam ifade ediyor. Para diyorsun, alışveriş diyorsun, örnek olarak söylüyorum. Bayrağım diyorsun, dilim diyorsun, vatanım diyorsun. Bunun bir karşılığı var ve bir dolaşıma girmiş. Milyonlarca insan bunu konuşuyor. Şimdi Osmanlıcayla mesela bilgisayarı nasıl anlatacaksın örneğin? Uzay mekiğini nasıl anlatacaksın? Ya da ne bileyim tıptaki bir gelişmeyi nasıl anlatacaksın? Bu yaşayan dil, ölü dili bile Tayyip Erdoğan biliyor mu bilmiyor mu farkında değilim ama tabii ki birkaç hayali var. Bir, gündemi değiştirmek istiyor. İki, gündemi değiştirmek. Cumhuriyetle hesaplaşmak istiyor. Böyle hesaplaşamazsın ama. Batıyla hesaplaşmak istiyor ve çünkü dün ne dedi o kadar lafın arasında? Şu da kaçtı gözden. Efendim bu 200 yıllık bir mesele. 200 sene geriye gidiyorsun. Tanzimat dönemi. Yani beyefendi Tanzimat'tan da 1839 zaten 1800'lere kadar geliyor. Tanzimat'tan da memnun hep hesaplaş. Zaten ne diyorlar? Tanzimat Batı taklitçiliğini getirdi. Tanzimat kafası diye bir şey kullanılır. Rauf Tamer bunu çok sık yazmıştır tercümanda. Tanzimat kafası, Tanzimat kafası, Tanzimat kafası diye. Şimdi bak bu diyor ki işte onu oku, o belgeyi oku, bu belgeyi. İyi güzel. Latin harfleri Türkçe'yi bu kadar kolay okuma haline soktu öyle mi? Yani harfleri biz yan yana getirdiğimiz zaman sözcük duruyor. Peki buna rağmen okumuyorsunuz. Evet. Okunan kitap sayısı kim belli. Şu belli, bu belli. Erdoğan okumadığını defalarca ifade etti mi? Etti. Turgut Özal ne demişti? Redkit'ten başka bir şey okumuyorum. Yani okumamakla bir kere iftihar edilen bir Türkiye'den söz ediyoruz. Ve politikacı arenasından söz ediyoruz. Ya okumanın bu kadar kolaylaştırıldığı bir alfabe söz konusuyken siz okumuyorsunuz. Okumanın okumayı o kadar zorlaştıran bir alfabe söz konusuyken siz neyi okuyacaksınız? Şunun da farkında değiller. Sanıyorlar ki bu alfabe değişikliği meselesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karar verilip ben bunu değiştirdim. Şunun hiç farkında değil ki. Bu alfabenin değişimi Osmanlı döneminde çok tartışılmıştır. Çok tartışılmıştır. Çok Enver Paşa bunun üzerine çok kendisi çalışmalar yaptı. Alfabe yaptı adam. Evet. Ama o çok kullanılamadı harflerin o çekimleriyle ilgiliydi. Ama çok uzun zaman ordunun kendi içindeki kripto olarak kullanıldı oradaki alfabe. Enver Paşa adam oturdu. Şapka bile çizdi. Enveriye denir onun adına. Sanıyorlar ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
şunu fark etmiyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk dediğin adam bir dahi. O kendinden önce yapılanları devrime dönüştürdü. Doğrularını, taban olmasaydı ayıkladı, yapabilir tabii miydi? Akla ziyan işlerle uğraşılıyor. Mesela Erzurum Sivas Kongresi'nde halkın egemenliği ifadesini kullandılar. Hiç farkında değil ki bugünküler. Onu ilk kullanan Namık Kemal. Tabii. Namık Kemal kim? Yeni Osmanlılardan. Cemiyet ne zaman kuruldu? 1865. Şimdi bütün bunları anlatmaktan da yorulduk ayrı. Şunu da bilmiyorlar. Tarih de bilmiyorlar. Şimdi Başbakan Davutoğlu CHP'ye tarih cahili diyor. Kendisi tarihi bilmiyor. Üstelik uluslararası zannediyor ki harf devrimi bir gecede kalkıldı. 1927'de ilan edildi. Ya Mustafa Kemal harf devrimini ilan edene kadar Anadolu'nun bütün köylerine öğretmenleri yolladı. Orada Latin harflerini öğretti. Türkçeyi öğretti. Bir İstanbul Türkçesi üzerinde uzlaşıldı ve belli bir yeterliliğin sağlandığı yani, artık görülünce harf devrimini ortaya halk koydular. Mektepleri ne işe yaradı kardeşim? Gezici mektepler ne işe yaradı? Yani tarihi bilmiyorlar, yakın tarihi bilmiyorlar, Tanzimat'ı bilmiyorlar, Osmanlı'yı bilmiyorlar. Osmanlı'nın mesela şimdi Osmanlıca öğreteceğiz diyor Tayyip Erdoğan. Hani kendisi zaten bilmiyor Osmanlıca da Osmanlı'nın hangi dönemini öğreteceksin? Her 100 senede bir doğal olarak dilde değişim olmuş. Osmanlıcayı diye kullanacaksanız onun da 3 dönemi var. 3 dönemi son var. Son döneme baktığınız zaman 19. yüzyıla son baktığınız zaman. Son dönemi kullanacaksın. Ondan önceki dönemi kullanacaksın. Yani öyle bir karmaşa yaratıyorlar ki efendim dedesinin mezar taşını okuyamıyormuş. Ya hangi kuşak kaldı dedesinin mezar taşıyla? Ya sanırsınız ki bunların herkesin dedesi bir entelektüeldi. Bu apartman boyu mezar taşında onun yap. Kardeşim senin deden kim? Senin deden de kayıkçı. Ne evet yazacak? Kayıkçı Cemalettin Efendi ruhuna el Fatiha. Ne yazacak oraya? Ne yazacak yani? Senin deden için bir şey yazmayacak. Senin deden Sokullu Mehmet Paşa değil. Hayır bir de şu ikiyüzlülüğe bakın. Ben Sultanahmet'te okudum liseyi ve o zaman Osmanlı arşivi Bağbali'deydi. Hı hı. Ki zaten Bağbali'de olur. Devletin çünkü zaten merkezi orası. Hani bir kısmı orada devletin. Abdülhamit döneminde bir kısmı Yıldız'da. Biz sonra liseyi bitirdik. Bağbali'yi bunlar tabii rant uğruna boşaltmak istediler o binaları. Otel falan yapmak istediler. Tuttular. Osmanlı'nın bütün eserlerini, arşivini kağıthanede bir yere getirdiler. Derenin kenarına. İlber evet. Ortaylı o zaman çıktı dedi ki, ya arkadaş yapmayın dedi, bunu buradan taşımayın. Bu eserleri hem bozacaksınız hem orası aynen dedi öyle. Dere kenarı rutubetli bunlar bozulur dedi. Yani bu evraklar kağıdım bozulur, bu kağıtlar ya bozulur dedi. Selüloz o yani. Ne oldu? Taşındı. Tıpkı bir kutuyu taşır gibi, ayakkabı kutusunu taşır gibi doldurdu, yani getirdiler ve ne oldu? Kağıthanede Osmanlı arşivi diye yaptıkları yeri dere, kağıthane deresi taşınca bastı. Hı hı. Ve orada Osmanlı arşivi diye üzerinde tepindikleri, ensemizde boza pişirdikleri Osmanlı kültürü suların altında kaldı, AKP'nin döneminde kaldı. Bunu bir CHP'li belediye yapsaydı, bir CHP yönetiminde olsaydı Allah'ım ne ecdadımız kalırdı, ne gelmişimiz, ne geçmişimiz. O sözde muhafazakarlar, sözde aydınlar, sözde entelektüeller bu haberlere gözlerini yumdu. Yine kim savundu? Biz savunduk. Çünkü sonuçta kabul edelim etmeyelim Osmanlı bu topraklarda 600 sene hüküm sürmüş. Hayır niye kabul etmeyeceğiz? Kötü yanıyla. Pardon. Aha. Niye kabul hayır, etmeyeceğiz? Hayır şu anlamda söylüyorum. Yani Osmanlı'nın şimdi, her şeyini sahip bakın efendim denemeyiz. O muhafazakar falan evet. İslamcılarındanlar. Onlar fasarya. Onlar neyi konuştuğunu bile bilmiyor. Bakın Osmanlı devletine en çok sahip çıkmış olan kişi Gazi Mustafa Kemal evet. Atatürk'tür. Neyi konuşuyor onlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin devamıdır. Evet. Değişen şey siyasal rejim. Monarşi değişti, Cumhuriyet. Ayrıca bugün yaşamakta olan Osman oğullarına gitsin sorsunlar bakalım. Osmanlıcayı biz diriltiyoruz, onu yapıyoruz. Ne cevap alacaklar? Hilafeti ayağa kaldırmaya çalışıyoruz desinler bakayım ne cevap alacaklar? Atatürk'le ilgili yorum yapmadan tek bir soru sorsunlar. Ne düşünüyorsun? Bak bakayım ne cevap alacaklar? Bugün torunu söyledi. Allah'ın sevdiği kadar seviyorum dedi Atatürk'ü. Evet. Ve şunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Mustafa Kemal Atatürk rejim değişikliğinde Osmanlı'nın temsilcilerine hiçbir zaman kin gütmemiştir. Yurt dışında olmalarına rağmen bütün maaşlarını ödetmiştir. Oralarda sersefil olmasınlar diye yurt dışında. Ama tabii kendi ailelerinin etrafını saranlar Vahdettin'i büyük bir felakete sürüklemişlerdir. Yani o kendi içlerindeki bir meseledir ama Mustafa Kemal hiçbir zaman kin gütmemiştir. Başka da bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın bütün bu tartışmalar niye çöplük biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz adam
nerenin vatandaşı Osmanlı evet. Devleti? Hangi okullarda okuldu? Sultan II. Osmanlı. Abdülhamit'in modernize ettiği o üç önemli okuldan. Hangi okuldan? Harbiye'den geldiler, askeri okul. Öbürsü nedir? Askeri tıbbi, öbürsü nedir? Mülkiye. Bütün bürokrasiyi burası yetiştirdi mi? Burası evet. yetiştirdi. Bütün o kadro, Mareşal, Fevzi Çakma, Kazım Karabekir, İsmet Paşa'sı kim aklınıza gidiyorsa? Cumhuriyeti bunlar kurdu, bunlar. Milli mücadeleyi bunlar yaptı. Ya bunlar bir mirası taşıdılar. Siz şimdi neyin üzerine neyin konuşuyorsunuz? Siz neyi biliyorsunuz? Demin o çok net biçimde ifade ettiğin şekilde. Ne bu ülkenin tarihiyle evet. ilgileri var, ne coğrafyasıyla ilgileri var. Neyle ilgileri olduğu zaten çırılçıplak ayakkabı ortada. Ayakkabı kutusuyla ilgisi var. Neyle ilgileri olduğu ilgisi. Çırılçıplak ortada. Şimdi Anayasa Mahkemesi siyasete nasıl etkir onu konuşmak istiyorum evet. ama müsaade edersen şu medya üzerine konuşmayı bu... Değer verdiğim bir ciddi entelektüel diye her zaman değerlendirdiğim Doğu Perinçek'in dün televizyonda evet. yaptığı bir konuşma var. Artık ona cevap vermek zorundayım. Çünkü bunu beşinci kez ifade evet. ediyor. Dördünü hiç duymak dedim ki duymayayım. Çünkü istemiyorum karşılıklı gelmeyi. Çünkü tekrar söylüyorum. Çünkü değer verdiğim birisi. Söylediği şey şu dün de ifade etti. Daha önce de ifade etti. Diyordu ki efendim 1997'de Erol Mütercimler, o zaman Fethullah Gülen'e cemaate ait hı hı. Samanyolu televizyonunda çalışıyordu. Efendim, Fethullah Gülen'le görüşmem için 5 milyon dolar karşılığı bir aracılıkla bulundu, teklif getirdi. Şimdi burada Doğu Bey'i yanıltan yanındaki şu anda elemanı olarak çalışan bir gazeteci var. Adı Rafet Ballı, o da yani Hayat'ta. Aydınlık gazetesinde yazıyor. Çalışıyor şu evet. anda. O söylediği dönemde Güner Civaoğlu'nun ekibindeydi. Oradan buraya gelmişti daha yeni. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman Samanyolu televizyonunda çalışmadım. Peki biz ne yaptık? Tarih yargılanıyor diye bir program yaptık. 17 bölüm sürdü. Sonra şimdi söyleyeceğim NEO programda sonlandırıldı. Bu programın yapımcıları Necef Uğurlu ile Mim Kemal Ökey'di. Program dışarıdan yapıldı. Bu yapılan program Samanyolu'na satıldı. Son 4 bölümde sponsorluydu. Aydın Bolak'tan sponsorluk alındı. Ama dendi ki tepkiler de geliyordu. Onun üzerine Samanyolu ekranında olunmasın dendi ve program orada artık sonlandırıldı. Ama şunu namusluca söyleyeyim. Çok rahat çalışıldı. Hiç kimse hiçbir şekilde müdahale falan edilmedi. Çok özgürce her şey dile getirildi orada. Ha. İşte söylenen bir kere mesele o. Şimdi bunu bir köşeye koydum. Şimdi ikinci mesele. Burada söylenen bu iş nedir? Şimdi çok net biçimde anlatayım bütün olayı. Rafet Ballı beni aradı. O zaman da yurt dışından yeni dönmüşüm. Emekli maaşım falan da bağlanmamış. Çok zor geçiniyorum. Daha doğrusu şöyle. Uçaktan indiğimde cebimde 24 dolar param var ve anamın evine sığınmışım. Öyle bir dönemim bu dönem. Ama işte bu dönemde geçimimi sağlayacak işte böyle bir program meselesi oldu. Rafet Ballı dedi ki bana önce... Size yakışıyor mu işte siz bir deniz subayısınız da işte bu cemaatçilerde Fethullahçılarda ne işin var falan anlatıyor. Ben de aynen bunları anlattım. Çalışma ihtiyacım var bilmem ne olur başkaları iş verdi de yapmadım mı gibi. Daha okullara da pek dönme niyetim yok. Hocalık da yapmak istemiyordum ama kader tabii yeniden döndürüyor kaçamıyorsun hocalıktan. Bunları konuştuktan sonra aynen şunu söyledi Rafet Ballı bana. Dedi ki Fethullah Gülen cemaati işte yazarlar gazeteciler vakfı kanalıyla dedi bizi arıyorlar. Doğu Bey ile Fethullah Gülen'in bir araya gelmesini, buluşmasını, konuşmasını istiyorlar. Ne diyor, ne dersin buna dedi. Hani bir strateji uzmanı olarak cümlesi de öyleydi. Ben de dedim ki bak hiçbir sakıncası yok. Niye bir araya gelinmesin, niye konuşulmasın? Bunlar bir araya da gelinir, konuşulur da. Hatta dedim burada tereddüt varsa bu konularda tıpkı Batı'da yapıldığı gibi, olduğu gibi Doğu Bey de dedi ya, dedim yapabilir. Örnek daha henüz Henry Kissinger'ın bir haberi çıkmıştı. Yine böyle bir yemekli toplantılara, bir yerlere gidiliyor. 5 milyon dolar, 10 milyon dolara konuşuyorlar. Dedim ki, Doğu Bey de böyle bir talepte bulunabilir. Der ki, tamam böyle bir görüşme olur. Benim vasfım, niteliğim ortadadır. Efendim bir yerde buluşulur. Söylenir, böyle de bir para karşılığı. Batı'da aynen yapıldığı gibi bu olur. Bir konferans gibi. Aynen yani. Dedim ve önerim de şu oldu. Kamuya açık bir yerde bir araya gelsinler. Hani gizli saklısı da yok. Görülsün. Hatta o zaman da söyledim dedim ki bir otel lobisi de olabilir giriş gibi. Bütün kamuda görsün bunu. Şimdi konuşma bu. Bak aynen konuşma böyle.
Onun üzerine Rafet Ballı bana bunu dedi, Doğu Bey'e sen söyler misin? Dedim söylerim, ne olacak ki bu, madem ki sen rica ediyor istiyorsun, gayet tabii ki söylerim. 5-10 dakika sonra Doğu Bey'le konuştuk. Yalnız anımsamıyorum, o mu bana telefon açtı, ben mi ona telefon açtım, bak o kısmını hiç anımsamıyorum. Düşünüyorum acaba kim kimi aradı diye. Şimdi ne düşündüm? Rafet Ballı, Doğu Bey'le bunu daha önce konuştu, kotarıldı, meseleyi anlattı. Ben de Doğu Bey'e aynen Rafet Ballı'yı anlatacağımı anlattım. Aynen böyle düşünerek Doğu Bey'e dedim ki hiçbir araya gelinmesinde bir sakınca yok. Madem ki ben de oradayım, bu böyle söyleniyor. Ben de dedim kendilerine söylerim ki tamam, siz zaten haber vermişsiniz bu görüşmeyi, siz talep etmişsiniz. Böyle böyle Rafet Ballı da beni aradı. Doğu Bey'in de görüşmesinde bir sakınca yok. Geri kısmı konuşulur. Bak konuşma aynen böyle. Aynen olay böyle. Yani ne Fethullah Gülen cephesinden, işte o, yani şimdi yukarıda Tanrı var kardeşim, yalan söylenecek hali yok, haksızlık yapılacak hali yok. Adamlar bana o kadar haksızlık yapmış olmasına rağmen. Ne onlardan bir söz var, ne Gazeteciler Yazarlar Vakfı'ndan zerre kadar bununla ilgili herhangi biçimde bir konuşma var. Bütün mesele şu, Doğu Bey'i Rafet Ballı'nın yönlendirme işi ya da yanlış yönlendirişi ya da bu konuşmayı her ne düşünce taşıdıysa taşıdı, saklamış olması. Yani ben aradım Erol mütercimleri, ben söyledim, ben talepte bulundum, ben akıl sordum. Onun üzerine o da ben akıl sordum, akıl istediğim için o da işte yarım yamalak aklıyla da olsa bize akıl verdi. Bütün konuşma budur. Bütün konuşma budur. Ama Doğu Bey ısrarla ve 5. kez medyanın da huzurunda, bilemiyorum amaç hedefi. Çünkü çok zeki birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir amaç hedefi var, çok doğal var, bir şey var. Ve ısrarla bu dile getiriliyor. Ama ben de kendi programdan ve bu ekrandan net biçimde olayı anlattım. Bundan sonra Doğu Bey kendisi kurgulasın, Rafet Ballı'yı sorguya çeksin. Desin ki bana niye bu söylenmedi ki, bu kadar zor durumda kaldım. Bu kadar zor durumda kaldım. Uzun sözün kısası, medyada bu tür şeyler oluyor. Ve işte isimleri de ifade ediyorum. Günü, tarihi, olay da aynen şimdi budur. Şimdi Rafet Ballı'nın cevabını bekliyoruz. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Aynen bakalım öyle. İşte o da hayatta, ben de hayattayım. Bütün konuşmalar da ortada. Bizim peki, editörümüz Ozan da izliyor programı. Biraz sonra da gerçekten. Tamam, Ozan kardeşimizden koyar de rica edelim. Aynen evet, öyle. Olay budur. Bunları yazar ve olay böylece budur, kamuoyu da öğrenmiş olur. Herkese de ders olsun. Rafet Ballı tecrübeli bir gazeteci. Yaşı da bir yere oturmuş olmasına rağmen kendisi Doğu Bey'i madem ki böyle bir şey de hazırlamamış, onu niye zor durumda bıraktı? Doğu Perinçek bazen böyle ilginç çıkışlar yapıyor tabii. Evet. Buradan bir medet de umulmaz ki. Yani. Buradan böyle de bir şey olmaz. Şimdi bunu bir köşeye koyduk, gelelim. Hı-hı. Anayasa Mahkemesi'nde açılmış olan bu dava öncelikle bir hak ihlali, hı-hı, davası mıdır? Evet. Güzel. Hı. Şimdi şöyle, bu lütfen, davayı, hı, AKP karartıyor, üstünü örtüyor. Bir, bu davanın açılmasını isteyen iki parti var. Bireysel başvuru haklarını kullanmış partililer ve hem Saadet Partili hem Büyük Birlik Partili bazı yöneticiler gitmişler Anayasa Mahkemesi'ne. 12 Eylül 2010'da değişen kanun anayasa maddesi gereği bireysel başvuruda bulunmuşlar ve demişler ki %10 seçim barajı halkın tamamının temsil edilmesini, parlamentoda temsil edilmesini engelliyor. Burada bir hak ihlali var. Doğru. Bunu değerlendirin demişler. Anayasa Mahkemesi de 12 Eylül 2010 tarihinde, yani AKP'nin ballandıra ballandıra anlattığı evet hayır referandumunda ortaya çıkan maddeler sonucu önüne gelen dilekçeyi ve değişen kanuna uygun olarak gelen dilekçeyi değerlendirmeye alıyor. Çünkü en geç 3 ay içinde bu dilekçeleri, bireysel başvuruları değerlendirmek zorunda. Burada bir parantez açalım. Bir, AKP bireysel başvuru hakkını neden tanıdı AYM'ye? Şunun için. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den çok fazla dilekçe gidiyordu. Hı hı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden hak ihlali dilekçeleri AKP'nin yurt dışındaki imajını bozuyordu. Bu imaj bozulmasının önüne geçmek için bir yasa değişikliği yaptılar. Dediler ki önce Anayasa Mahkemesi'ne geleceksin, Anayasa Mahkemesi'nde durumunu görüşeceksin, şikayetini yapacaksın, sonra AİHM'e gideceksin. Böylece AİHM'e giden dilekçelerin sayısını azaltmaya çalıştılar. Ya kendileri bu yasayı çıkarttı. Şimdi Saadet Partililer ve Büyük Birlik Partililer de AKP'nin çıkarttığı bu yasadan faydalanmışlar. Ve Anayasa Mahkemesi şimdi şunu değerlendirecek.
Bu bir hak ihlalidir. Hı hı. Şimdi kamuoyu şunu yanlış tartışıyor bir kere. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin barajı indirme yetkisi yoktur. Bravo. Bu bir. Çünkü sonuçta bu bir kanundur. Kanunlar da parlamentoda, hı hı, değişir. Anayasa Mahkemesi o kanunun anayasaya uygun olup olmadığını kontrol eder. Anayasa Mahkemesi şimdi şuna bakacak. AKP'nin en çok korktuğu o, AKP barajın kalkmasından, barajın indirilmesinden değil, kalkmasından korkuyor. Korkuyor. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi üyeleri toplanacaklar ve diyecekler ki evet, bu bir anayasa ihlalidir, hak ihlalidir. Hak ihlali olduğu için de barajın kaldırılması gerekir. Bu ne demektir? O zaman az önce eleştirdiğimiz İşçi Partisi de, Büyük Birlik Partisi de, Saadet Partisi de, Haydarbaş'ın Bağımsız Türkiye Partisi de, Emine Hanım'ın belki Anadolu Partisi de kendilerini parlamentoda temsil edebilecektir ki doğrusu da zaten budur. Evet. İnsanlar eğer bir parti etrafında buluşuyorsa yasal ve meşru siyasetin ana kanalı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. AKP bundan korktuğu için şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerini baskı altına almış durumda. Bakın, tehdit edildiğini Cumhuriyet Halk Partililere söyleyen Anayasa Mahkemesi üyeleri var. Çok ciddi bir şey söylüyorum. Anayasa Mahkemesi üyeleri tehdit edildiklerini, baskı altına alındıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yetkililerine söylüyorlar. Babalarına gidildiğini telkin için, çocuklarına gidildiğini, aile efratlarının etkilenmeye çalışıldığını söylüyorlar. Bunlar, peki kendileri bundan etkilenir mi acaba? Bunlar perde arkasında olanlar. Hmm. Perde önünde zaten Başbakan Bülent Arınç, Bakan Nihat Zeybekçi çıkıp açıkça ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olan bir dava hakkında konuşuyorlar. Ve o davayı, ki sonuçta bu bir davadır, o davayı gören hakimler hakkında darbeci suçlaması yapıyorlar. Bize komplo kuruyorlar, bize ayak oyunu yapıyor diyorlar ve Anayasa Mahkemesi'ni açıktan baskı altına alıyorlar. Bunun adı mahkemeyi baskı altına almaktır. AKP'nin korkusu az önce de söylediğim, hı hı, gibi barajın indirilmesi değil, %7 indirilmesi değil, barajın tamamen kaldırılmasıdır. Anayasa Mahkemesi şimdi Aralık ayının en geç 20'sine 25'ine kadar bu kararı vermek zorunda. Çünkü seçim, hı hı, geliyor. AKP'nin iki derdi var. Bir, bu kararı olabildiğince geciktirmek. Yani Aralık ayı geçer de Ocak ayının işte ilk haftasına falan denk gelirse Türkiye seçim sürecine girdiği için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar 2015 değil 2019 seçimlerinde uygulanacak. O yüzden her gün bu konuyu gündeme getirip Anayasa Mahkemesi üyelerini baskı altına almaya ve hak ihlali vardır kararını engelletmeye çalışıyorlar. Bu konuda tüm yurttaşların duyarlı olması ve tüm hatalarına, eksiklerine, yanlışlarına rağmen Anayasa Mahkemesi üyelerinin yanında durması gerekir ki Anayasa Mahkemesi üyesi başkanını tanıyoruz. CHP'yi Amerikan Büyükelçisi'ne şikayet etmişti. Bunları susturun demişti. Hatırlarsınız, bunlar şeylere de yansıdı zaten. Assange'in WikiLeaks belgelerine de zaten yansıdı. Kriptolar ortaya dökülünce Haşim Kılıç'ın CHP'yi Deniz Baykal'ı gidip Amerikan Büyükelçisi'ne şikayet ettiğini de öğrenmiş olduk. Ki Haşim Kılıç parti kapatmalardan yana oy kullanan bir Anayasa Mahkemesi üyesiydi ve başkanıydı. Ama bir hak ihlali kararı verilecekse bu Türkiye'nin demokrasisinin önünü açan bir gelişme olacaktır. Kesinlikle evet. Çünkü evet, şöyle bir ülke olabilir mi? 74 milyon nüfus var, 54 milyon oy kullanan var ve bunların 10 milyonu, 12 milyonu sandığa gitmiyor. Kendisinin temsil edilmediğini düşünüyor. 2-3 milyon insanın oyu boşuna gidiyor. Hiçbir yerde temsil edilemiyor. O yüzden Türkiye demokrasisinin önündeki belki de en büyük engellerden biri kalkacak. Şimdi ne diyor Tayyip Erdoğan? Efendim, Anayasa Mahkemesi de darbeyle kurulmuş. Kardeşim, bir kere o darbe değil, devrimdir. Ben 27 Mayıs'ı her yerde savunuyorum. 27 Mayıs bir politik devrimdir. Bunu ben AKP'nin bütün kanallarında söylediğim için çok hakarete de, tweetten hakaret ediyorlar, yüzümüze edemezler de. Hakarete, saldırıya da uğradım. Beyaz TV'de defalarca bunu tartıştık. 27 Mayıs devrim midir, darbe midir diye. Ben 27 Mayıs'ın devrim olduğunu düşünüyorum. Politik bir devrimdir.
Ha, sonuçları farklı olmuş olabilir. Orada bir idamlar oldu. Onlar tabii ki Türkiye'yi üzen, sonuçta olmasaydı dedirten idamlardır. Ama Anayasa 27 Mayıs Türkiye'ye bir özgürlük gömleği giydirmiştir. Şimdi sen 27 Mayıs sonrası kurulan Anayasa Mahkemesi'ni darbenin ürünü olarak görüyorsun ve kararını tanımak istemiyorsun. Orayı lağvetmek istiyorsun ama aynı %10 barajının Kenan Evren tarafından anayasaya konulduğunu ve 12 Eylül'ün ürünü olduğunu da bize unutturmaya çalışıyorsun. Eğer askeri darbelerin tümüne karşıysan ve askeri darbelerin tüm uygulamalarına karşıysan, o zaman %10 barajını kaldıracaksın, YÖK'ü lağvedeceksin, MGK gibi, onların deyimiyle söylüyorum, bir vesayet kurumunu da tasfiye edeceksin. Sen MGK'yı kendine uyarladın. YÖK'ü kendine uyarladın, kendine uygun bir hale getirdin. %10 barajının bütün nimetlerinden faydalanıyorsun. Hak etmediğin bir oyla parlamentoda temsil ediyorsun. %34 oy alıp %67'lik bir temsil yeteneğine kavuşuyorsun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu barajın yine yansımalarını kullanıyorsun. Siyasal yoğunluğunu, gücünü kullanarak diğer partilerin aday çıkartmasını engelliyorsun ya da onların kendilerini ifade etmesini engelliyorsun. Aslında %38 oy almana rağmen seçim sistemindeki sakatlıktan ve insanların kendilerini ifade edememesinden dolayı %38 oy almana rağmen %52'lik bir oya sahip oluyorsun. Yani bunların tamamı 12 Eylül'ün Türkiye'ye giydirdiği deli gömleğinin sonuçlarıdır. 27 Mayıs'taki uygulamaya karşı çık darbe diye ama 12 Eylül'ü savun. Zaten hep söylüyoruz, AKP aslında 12 Eylül'ün siyasal ürünlerinin sonucudur ve bugün de 12 Eylül'cü yüzü %10 barajını savunarak ortaya çıkmıştır. Ha, %10 barajını niye koydu bu Kenan Evren ve arkadaşları? Kürt siyaseti parlamentoya giremesin diye. %10 barajının ne kadar aptalca olduğu ve kullanımdan kalktığı, misyonunu doldurduğu aslında HDP'nin bugün parlamentodaki milletvekili sayısıyla da görülebiliyor. Ne için konulmuştu? İşte HDP gibi, HEP gibi partiler parlamentoya giremesin diye %10 niye barajını koymuşlardı. Niye giremesin sorusunda tartışmak. Tabii o başka böyle bir tartışma. Zırvalık olabilir mi? Giremesinler diye konulmuştu. Ne oldu? HDP hülle yaparak, siyasi hülle yaparak 35 milletvekilini soktu ki Van'daki parlamenter bir elektrik cezasından dolayı düşürüldü seçildiği halde. Adaylığı engellendi. Hatip Dicle ayak oyunlarıyla parlamentodan dışarı gönderildi ve AKP Diyarbakır'da ve Van'da hak etmediği milletvekillerini de aldı. Şimdi şunu görüyoruz. HDP gibi partilerin parlamentoya girmesini engellemek için çıkarılan bir yasanın artık karşılığı da kalmadı. Ve HDP bu dönem oylarını biraz daha artıracak gibi görünüyor. Şu anki anketlerde %8 gibi görünüyor. Belki de 10 barajını geçecek. Yani AKP zaten ısrarla HDP'nin %10 barajını geçeceğini söylüyor. Onların derdi şu: HDP parti olarak seçime girsin, %10 barajı yarışına girsin ve %10 barajının altında kalsın. Eğer o barajın altında kalırsa HDP'nin çıkaracağı 60 milletvekilinin ya da 55 milletvekilinin 40'ı AKP'ye geliyor, onu da CHP'ye gidiyor. Bu don't sistemi denilen saçmalık yüzünden HDP'yi ısrarla ona itiyorlar. Özellikle MİT üzerinden, Hakan Fidan üzerinden Öcalan'ı bu konuda etkilemeye çalışıyorlar ve Öcalan aslında yapılan açıklamalardan anladığıma göre hayli etkilenmiş. HDP'nin parti olarak girmesini istiyor ama bir de artık biliyorsun iç siyasetimizin bir figürü daha var, Kandil. Kandil ise bunun farkında olduğu için HDP'nin ısrarla bağımsız olarak girmesini istiyor. Çünkü HDP'nin %10 barajını aşamayacağını ve parlamento mevzisini, onların deyimiyle söylüyorum, parlamento mevzisini kaybetmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Orada da bir çatışma çıkacak. O çatışma da şu: MİT Hatip Dicle'nin genel başkan olmasını istiyor Öcalan'la birlikte. Çünkü Selahattin Demirtaş'ı çok sevmiyor Abdullah Öcalan. Çok parlak bir siyasetçi. Öcalan figürünün önüne geçiyor. Öcalan hiç sevmediği işlerdir bunlar. O yüzden Hatip Dicle üzerinde bir uzlaşmaya varıyorlar. Ve dikkat edersen Hatip Dicle son dönemlerde kendi tutuklanmasını dahi paralel yapı adı verilen Fethullah Gülen'i yıkıyor. Oysa ki Ali Fuat Yılmazer ve KCK operasyonunu yapan tüm polisler dediler ki biz başbakanın talimatıyla KCK operasyonunu yaptık ve tutuklanan 7 bin kişinin tamamının isimleri
başbakanın onayından geçti dediler. Hani o zaten ayrı bir garabet. Hani başbakandan dosyalar geliyor, isimler geliyor. Tek başına hükümeti devirmesi gereken bir hukuk skandalı. Ama artık her şey o kadar rahat açık konuşuluyor ki bunlar bile vakayı adiyeden sayılmaya başlandı. Şimdi Hatip Dicle'yi o konuda biraz öne çıkartıyorlar ve Selahattin Demirtaş'ı dikkat ederseniz ne Yalçın Akdoğan'la yapılan görüşmeye ne İmralı Adası'ndaki görüşmelere götürmüyorlar. Götürmüyorlar çünkü İmralı getirmeyin bu çocuğu bana bir daha demiş. Öcalan bana bu çocuğu bir daha getirmeyin demiş. Çünkü Öcalan 9.8 oranında oy almasından ürktü Selahattin Demirtaş. Yani 9.8 neredeyse %10'luk bir oy alıyordu ve ciddi bir oydu. Kürt hareketinin bugüne kadar aldığı en yüksek oydu. Tabii bunda CHP'nin büyük hataları da vardı. CHP kör gözüne parmağım şeklinde Ekmelettin İhsanoğlu'nda ısrar etti. Politik bir yanlış tutum aldı. Tamam biz de destekledik Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazansın, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamasın diye ama bugün baktığınızda siyasal sonuçları zaten ortada. O günden bugüne de Cumhuriyet Halk Partisi belini bir türlü doğrultamıyor. Yani ben kendi internet sistemden biliyorum. Bizim her gün internet sistemimize giren insan sayısı 150 bindi. Tekil. Yani 150 bin kişi sabahleyin kalkıp Bismillahirrahmanirrahim deyip elini yüzünü yıkayıp gerçekgündem.com'a giriyordu. Biz 40 bin okur kaybettik. Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklediğimiz için. 40 bin okur kaybettik. Şimdi toparlandı değil mi? Toparlayamadık. Hala 100 bin 110 bindeyiz. 100 bin 110 bin arasında gidip geliyoruz tekil olarak. Çünkü insanlar Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklememizi kabullenemediler. Kabullenmediler. Keza benim program yaptığım Halk TV izlenme oranında, yani bunları yazdığım için de burada rahat söyleyebiliyorum, izlenme oranlarında inanılmaz gerilere düştü bir ara. Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklediği için bundan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ders çıkarması gerekir. Sonuçta bir gazetenin tirajı, bir televizyonun tirajı sizin eğer tabanınıza hitap eden yayınlarsa önemlidir. Yani biz Dersim tartışmalarına girdik 2009'da Kemal Bey ile Onur Öğmen'in. Hatırlarsın çok meşhur tartışmaları vardı. Benim o zaman internet sisteme giren insan sayısı 40 bindi 2009'da. 6 bin okur kaybettim ben Dersim tartışmaları yüzünden. 6 bin okur kaybettim. İnsanlar o konuları hiç önemli bir kesimi tartışmak bile istemiyor. Hassas çünkü o tartışmanın nereye gideceğini biliyor. Bunlardan da ders çıkarması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle seçim geliyor. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nden başladık. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok önemli. CHP'nin burada bir muhalefet odağı olması gerekir. Anayasa Mahkemesi üyelerini koruma altına alması gerekir. Çünkü barajın aşağı çekilmesi demek hem CHP'nin güçlenmesi demektir, hem demokrasinin güçlenmesi demektir, hem de CHP'nin diyelim ki iktidar, daha doğrusu bir seçim oldu 2015'te, AKP kılı kılına bir hükümet kurdu. Örnek olarak söylüyorum. Kılı kılına bir hükümet kurdu. Muhalefet görevi eğer CHP'nin olursa ama meclise 7-8 tane daha yeni parti gelirse bu CHP'nin de işini kolaylaştırır. Şimdi MHP burada mevzi alması gerekirken MHP eski deyimle sütre gerisinde. MHP'nin hiç sesi soluğu çıkmıyor. Şimdi muhalefet yalnızca CHP değil ki. İşte orada şöyle bir sorun var. Muhalefetin tamamı toplumun örgütsüzlüğünden dolayı CHP'nin üstüne kaldı. Evet, ama burada CHP'nin de hatası var. Ben kurultay öncesi, CHP'nin son kurultay öncesi 2-3 tane yazı yazdım. Bunları televizyonda da söyledim. Dedim ki CHP muhalefeti sadece meclis odaklı düşünüyor. Yani meclise kaç milletvekili soktum? 130. Tamam 130. Benim gücüm bu kadar. Hayır kardeşim. Sen memur sendikasında var mısın? İşçi sendikasında var mısın? Medyada CHP'yi savunan kaç gazeteci var? 5'i geçmez. 4'ü 5'i geçmez. O belki o kadar da yoktur. Bir sinema filmin var mı Gezi'yi anlatan? Sokak tiyatroların var mı? Örnek olarak veriyorum. Çiftçiler içinde örgütlenmek için ne yapıyorsun? Nasıl bir strateji izliyorsun? Yani sen çiftçiyi örgütleyememişsin. İşçi sendikasını örgütleyememişsin. Memur sendikan yok. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelir gelmez Memur Sen adlı sendikayı kendi tek eline geçirdi, devşirdi. Ki onlar Refah Partiliydiler aslında, Saadet Partiliydiler. AKP iktidar olunca kaç üyesi vardı Memur Sen'in? 7 bin. Bakın 7 bin. Bugün kaç üyesi var Memur Sen'in? 700 binin üstünde. %100 artış yok %1000 artış bin sağlamış. Şimdi sen 700 bin memuru bloke eden
kilitleyen bir memur sendikasına karşı alternatif üretmek zorundasın. Bu bir sendika mı olur, konfederasyon mu olur, dernek mi olur, başka bir şey mi olur? Bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmadığında memurları sen sokağa indiremediğinde, ekonomik ve demokratik talepler için memuru, işçiyi, köylüyü yürütemediğinde parlamentodaki muhalefetin cılız kalır ve bu sefer ne olur? Bu CHP çalışmıyor, bu CHP hiçbir şey yapmıyor'ya döner. Çünkü iktidarın önünde bir işçi, köylü, halk hareketi yoksa, halk barikatı yoksa senin orada 130 oyun gerçekten hiçbir işe yaramaz. El kaldır indir de sen her zaman yenilirsin ve insanların daha çok umutsuzlaşmasına sebep olursun. İnsanların umutları daha çok körelir. Şimdi yarın göreceğiz. Buradan da söyleyelim. CHP'nin ne denli ciddi muhalefeti yapıp yapmadığını yarın parlamentoda göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bütçe konuşması yapacak. Kaç milletvekili olacak orada mesela merak ediyorum. Çünkü milletvekillerinin birçoğu artık parlamentoya bile gitmiyor. Nasıl olsa bir şey değişmiyor diye. Niye? Çünkü o milletvekillerini besleyen, onlara umut veren damarlar da yok. Yani CHP'nin örneğin aydınları, sanatçıları, CHP'nin doğrultusunda düşünen, fikir ifade eden, yazan, çizen, üreten gazetecileri, sanatçıları, aydınları olsa, entelektüel olarak onları beslese, sokak hareketleriyle, yani buradan kimse kırıp dökme, yakıp yıkma anlamasın, demokratik gösterilerden bahsediyorum. O gösterilerle motive edebilselerdi, bunlar karşılıklı etkileşim içinde AKP'yi de orada durdururdu. Yani şunu unutmayalım, Anavatan Partisi AKP kadar gaddar bir partiydi. Bu kadar belki değildi ama aynı gaddarlıkları Mesut Yılmaz'la yapıyordu. Ama sokak hareketleriyle, demokratik gösterilerle, memurlar, işçiler birçok yasayı durdurttular. Ben şunu hatırlıyorum, 2000 ya da 2001 yılıydı. Ekonomik kriz çıktığında ben Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanıydım. Aydın Doğan, Mesut Yılmaz'a bir talimat verdi. Ve biz gazetecilerin sosyal haklarının tamamen budanması için bir yasa çıkartmak istediler. Yani şöyle çalışıyorsun, sana artık git diyorlar iş yerinden. Bir çıkıyorsun, neredeyse Aydın Doğan'a borçlusun ya da Dinç Bilgin'e. Hani tazminat alman, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alman gerekirken neredeyse bir de borçlu çıkıyorsun. Bu yasayı çıkartmak istediler. Mesela şöyle bir madde koydular. Erol Mütercimler Sokak TV'de çalışıyorsa Halk TV'ye telefonla bile bağlanamaz. Böyle inanılmaz bir maddeler falan çıkartmak istediler. Ben Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanıydım. Toplantılar yaptık. Ankara'daki arkadaşlarımızla, sevgili İsmet Demirdoğan da bizim genel başkanımızdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği falan bir araya geldik. G9 diye bir platform oluşturduk. Yani 9 örgüt bir araya geldi ve adına G9 dedik. Arkadaşlarımızın ilk işi dönemin bakanı Yaşar Okuyan'ın yanına gitmek oldu. Yaşar Okuyan'a durumu anlattılar. Yaşar Okuyan dedi ki ben bu yasaya izin verdirtmem ama siz de demokratik gösterilerinizi yapın, baskı oluşturun dedi. İçine bunun içine Rütük kanununu koydular. Yerel radyolar kapatılıyor, yerel televizyonlar kapatılıyor. Bir tek Aydın Doğan'ın olacak her şey. Ve biz bununla ilgili ağızlarımızı bantlama eylemi yaptık, sokaklarda yürüdük ve en sonunda öyle bir kamuoyu yarattık ki ne oldu? O yasayı Mesut Yılmaz çıkartamadı. Çıkartamadı. Biz gazeteciler direnerek engelledik. Bugün birçok arkadaşımız hala ihbar tazminatı, kıdem tazminatı alıyorsa 2000 yılındaki direnişimizden dolayıdır. Ve CHP de o dönem Deniz Baykal'dı genel başkan. CHP de elinden geldiğince destek oldu. Demokratik Sol Parti vardı. DSP'li bakanlar olabildiğince bize destek oldular. Ama biz de bir toplumsal muhalefet yarattık. Bulduğumuz her kanaldan bu konuyu tartıştık, tartıştırttık. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, sen tabandan eğer bir reaksiyon yaratamıyorsan, kendi söylemini, tabanın söylemi ya da tabanın söylemini kendi söylemin haline, politik bir dil haline getiremiyorsan, söylediğin sadece meclisin dört duvar arasında kalır. Bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz da bir sonuca varmıyor tabii ne yazık ki. Varmayacak. Şimdi programı toparlarken de o zaman... Öyle mi? Sonuna mı geldik? Evet, çabuk. Evet efendim. Zat-ı halinizin derin tefekkürü programı akıttı götürdü. Şimdi bir iki tam müsaade edersen o zaman tamamlayıcı olarak paylaşmak isterim seninle. Bir, bu meydanlarda tepki, demokratik tepki meselesi. Silivri'de yargılanıyoruz. Celselerin birisinde CHP çok sayıda milletvekiliyle var. Yani
minnet borcumuz var orada yargılananlar görevlerini olarak. Görevlerini yaptılar CHP aslında. CHP geldi görevini yaptı. Bu MHP ama hiç göndermedi, evet, yapmadı mesela. Ne yazık ki. Şimdi bak o gün konuştuğumda Emine Ülker Tarhan Hanımefendi, Süheyl Batum, başka bir grup milletvekilleriyle konuşuyorum. Hatta Cihan Mer Beyefendi herkese. Dedim ki ne olur meydanlarda mitingler yapın. Evet. Ve o gün bana şunu söylediler. Dedim ayda bir. Ne olabilir diye. 1 milyon kişiyi toplayın meydanlara, evet, dedim her ay. Bana dediler ki hemen yapacağız, gider gitmez. Konuştuğumuz gün sene 2015'in Aralık ayı, hala bekliyorum ki bununla ilgili miting yapacak. Tamam, yani 2015'e girdik. Ha, evet. Tamam, geliyoruz. Şimdi bu meselenin o. İkincisi, Ekmelettin İhsanoğlu meselesiyle ilgili bir şey paylaşayım seninle. 9 Nisan 2014 Halk TV'de program yapıyordum o zaman. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterileceğini söyledim. Evet. Bakın YouTube'da dönüyor benim oradaki konuşmam. Şimdi herkes diyor ki bu nereden çıktı? Peki o zaman söylediğimizde niye ciddiye almıyorsunuz? Ya da evet, beni arayın CHP'li bir milletvekili, deyin ki ya Yaylar nereden, Bey, nereden çıktı bu ya? Sen böyle bir şeyi niye telaffuz ediyorsun? Şimdi o mesele. Gelelim şu 27 Mayıs falan mesele. Şimdi 27 Mayıs konusunda bir kere haklısın şimdi. Terminolojik olarak siyaset bilimi açısından bakıldığında 27 Mayıs önce bir ihtilal olarak başlamış. Evet, bir devrime dönüşmüştür. Niye? Anayasa değişti. Orada bir takım sistemler değiştirildi. Tabii ki devrimin tanımı nedir? Siyasal, sosyal, ekonomik, kültür alanında yapılan, hukuk alanında yapılan geri dönüşümsüz değişim dönüşüm. Evet. 61 Anayasası en özgürlükçü, bütün tarihimizin en demokratik anayasası değil mi? Gayet tabii ki bir devrim. Niye ihtilal? Çünkü halk vardı içinde. Halkın çoğunluğu olmasa bile. Bütün bunların hepsini en iyi bilen kişilerden birisi bugünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu, yahu siyaset bilimi uluslararası ilişkiler hocası. O bir kere kalkıp bir akademisyen namusuyla, ahlakıyla bunları ortaya koyması lazım. Şimdi ikinci husus, idam meselesi. Daha sonra da yine yani birlikte inşallah olacağımız bir programda daha geniş konuşuruz. O zaman da anlatırım. Çünkü mahkemelerde de konu oldu. Ben 13 yıl askeri darbe müdahaleleri üzerine araştırma yapmış birisiyim. Sonuçta yazdığım kitabı da, hatıratları da yaktım attım. Bütün bunlar mahkemelerde de konuşuldu. Onlar niye yakıldı, niye atıldı diye. Dedim TSK'ya niye zarar vereceğiz artık? Bu halk demokrasi istemiyor çünkü. Oradaki çırılçıplak sonuç şudur. 27 Mayıs'taki idamların sebebi Amerika Birleşik Devletleri'dir, evet, ve onların talebi üzerinedir. Sebebi Temmuz'un başında Adnan Menderes Sovyetler Birliği'ne gidip o anlaşmaları imzalayacak olmasıdır. Bir kere bunu herkes kafasına yazsın, çaksın. 12 Mart'a gelince, 12 Mart klasik faşist Amerikancı bir darbedir. Darbe 9 Mart'ta yapılmıştır. 12 Mart, evet, muhtıradır kardeşim. Bir kere bunu da böyle biline. Üçüncüsüne gelince 12 Eylül klasik anlamıyla faşist, gerici, Amerikancı bir darbedir. Teşhisin yerden göğe kadar doğrudur. Bugünkü AKP'yi yaratmıştır. Çünkü solu da ülkücülerin %80'ini de yok etmiştir. Politik yaşamı politik da yok etmiştir. Her şeyi üretmiş. AKP'nin üretilmesinin sebebi de 28 Şubat'tır. Orgeneral Çevik birdir müsebbibi. Bunu mahkemede söyledim. Kitabımda da yazdığım için ismini rahatlıkla zikrediyorum. Necmettin Erbakan'a yapılan operasyon bunu yaratmıştır. Artı ne olmuştur? Bunu yaratmıştır. 28 Şubat sürecinde askerlerin politik alanı tamamen ele geçirmesi, istedikleri gibi hükümetleri yönlendirmesi, akıllarınca IMF anlaşmalarına kadar birebir karışmaları, Kemal Derviş'i getirmeleri, CHP'ye yollamaları, bunları toplum unutmasın. Ne olmuştur? Ben çok önemsiyorum. Cezaevlerine yönelik operasyon, hı-hı, çok önemlidir. Şimdi bazı insanlar diyebilir ki efendim oradakiler teröristti, işte DHKPC'liydi, şucuydu, bucuydu. Hiç öyle yorum yapılmaz. Ne oldu orada? Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir. Evet. 19 Aralık 1999 Demokratik Sol Parti, Ecevit'in hiçbir zaman affedemeyeceğim bir uygulamasıdır o. Cezaevlerine yönelik Saadettin Tantan'la birlikte askerin isteği üzerine bir operasyon, hı-hı, yaptılar. O operasyon aslında askerin de değil IMF'nin isteği üzerine yapılmıştır. Çünkü büyük bir ekonomik kriz geliyordu. Kapıda belliydi. O ekonomik krizin ardından Türkiye'ye bir IMF reçetesi içirilecekti. Ve topluma bir gözdağı verilmek zorundaydı. Toplum, hı hı, o acı reçeteyi içsin, IMF'nin reçetesini içsin diye. Ne yapıldı? Herkesin gözü önünde F tipi cezaevleri denilen Amerikancı, aslında tecrit olan bir uygulamaya geçildi ve 21 kişi operasyonlarda öldürüldü, 138 kişi sakat kaldı, bildiğimiz sakat kaldı ve binlerce insan ölüm oruçlarında tahribatlara uğradı. Ve ne oldu? Dikkat edin, ne oldu? 2000 yılından itibaren toplumsal muhalefet, hı hı, inişe geçti. Sol
siyasi arenadan tamamen yeni yeni dirilmeye başlayan sosyalist sol, demokratik sol arenadan tamamen temizlendi ve ne oldu? Bugünkü işte AKP o boşluktan varoşlara zemin tamamen yayılabildi. Bravo. Yani 12 Eylül'de aynı şey oldu. 24 12 Eylül'de Ocak ekonomik kararları kalanı, için. Bravo. 12 Eylül'de aynı, eksik tamamlandı. Kalanı 19 Aralık 1999'da DSP'ye yaptırttılar. Hı hı. ANAP'a yaptırttılar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaptırttılar. Ve ne oldu? Getirdiler. Refah Partisi'nde bölerek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim ettiler. Orada nasıl bir operasyon daha oldu? Bir operasyon daha oldu ondan sonra. Cüneyt Sapsu biliyorsun ve Korkut Özal. Hı hı. O çok bilinmez ama aslında AKP'yi Amerika'ya pazarlayan iki kişi bunlardır. 2000'li yılların başında henüz AKP kurulmamışken AKP Ecevit hükümetinden aslında vazgeçti. O meşhur Amerika ziyaretinden sonra. Çünkü Ecevit'e Irak'a gir dediler. Ecevit'e. Ecevit de Clinton'la yaptığı görüşmede ben Irak'a giremem. Irak'a girersem o bölgede Kürdistan kurulur ve bu benim ülkemin parçalanması anlamına gelir dedi. Bu yanıtı verdi. Bu yanıtı vermesinden 15 dakika sonra Clinton'la Ecevit'in Beyaz Saray'da çekilmiş o meşhur fotoğrafı, hı hı, servis edildi. Kime? Amerikancı Dinç Bilgin'e. Ve Dinç Bilgin o fotoğrafı gelen talimat doğrultusunda Sabah gazetesine Zafer Mutlu'yla birlikte yarım sayfa bastılar. Ecevit böyle duruyor. Clinton koltukta, hani koltuğun sırtında, hı hı, oturuyor. Ve Ecevit'in ipini çektiler. Ne oldu? Ecevit bir operasyona tabi tutuldu. Amerikancı bir operasyona. Irak'a girmediği için. Cüneyt Sapsu Deniz Baykal'a geldi. Bakın isim veriyorum. Cüneyt Sapsu Deniz Baykal'a geldi. Dedi ki Ecevit'le bu iş yürümüyor. Yeni bir hükümet isteniyor. Güçlü bir hükümet isteniyor. Bunun üzerine Deniz Baykal bu görüşmeden sonra ya dedi ki bu ayrıntılarını sonra konuşalım dedi ve 25 gün sonra Ankara'da yeniden görüştüler. Ve Cüneyt Sapsu şunu anlattı. Ne anlattığını bir, Saddam gidecek. Kaddafi gidecek. Bakın. Esad gidecek. Mübarek gidecek. Orta Doğu, Tunus, Bin Ali ya da o zamanki kimse sanırım yine Bin Ali'ydi. Bin Ali'ydi. Bin Ali gidecek. Orta Doğu yeniden dizayn edilecek. Ve Orta Doğu'da başka bir rejim hüküm sürecek. Türkiye'ye, iki yere, Trabzon'a, Malatya'ya ve İskenderun'a, üç yere özür dilerim, NATO'nun üsleri konulacak, radar üsleri konulacak. Bunların hepsini anlattı. Bakın yıl 2001, AKP falan diye bir parti yok ortada. Deniz Baykal bunu dinledikten sonra şöyle diyor. Ya siz bir hükümet değil, kiralık bir katil arıyorsunuz diyor. Bizim partimizden uzak durun diyor. Bakın ben isim vererek anlatıyorum. Cüneyt Sapsu diyorum, Korkut Özal diyorum, Deniz Baykal diyorum. Eğer anlattıklarımda bir tane abartı, yalan, uydurma varsa Deniz Bey çıkar hayır der, Cüneyt Sapsu çıkar hayır der. Ben bunu 5 kere anlattım televizyonlarda, bugüne kadar kimse çıkıp hayır diyemedi. Ve bunun üzerine Cüneyt Sapsu ile Korkut Özal, ki çok az bilinir Korkut Özal'ın bu işleri, Amerika'ya Tayyip Erdoğan var dediler. Ve bunun üzerine TOB, Türkiye Odalar Borsalar Birliği devreye sokuldu. Sinan Aygün devreye sokuldu. Tamamı devreye sokuldular ve AKP diye bir parti yarattılar. Hatırlıyor musun AKP kurulduğu gün? Hatırlamaz mıyım? Amatör dernek gibi, hı hı, arkada kapkaranlık bir ampul, Tayyip Erdoğan ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Ne olacak diye herkes bekliyordu ama esnaflara verilen işaret Odalar Borsalar Birliği'nden, odalardan, ticaret odalarından verilen sinyaller, Tayyip Erdoğan'ın sözde mağduriyeti ve 28 Şubat'ın bazı hatalı uygulamaları doğal olarak AKP'yi bu noktalara getirdi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Sonuçta AKP iktidarı yapay bir iktidar aslında. Suni bir iktidar. Bugün de o suni iktidar aslında kendi içinde çok büyük bir kavgaya tutuşmuş. Biz yeter ki yani cumhuriyetten, demokrasiden, laiklikten, Atatürk'ten, Atatürkçülükten ve bağımsızlıktan yana olanlar yeter ki aklımızı kullanalım ve kendimizi halka doğru anlatalım. Ya tek başına şu ucube kaçak saray bile
bir iktidarın değişmesi için yeterli bir sebep. Bir yanda Ermenekli Recep amcanın yırtık ayakkabıları var. Bir yanda bu tabi değil ama böyle bir kadeh, Kaçaksaray'daki böyle bir kadeh, üstü altın varaklı, 1000 TL'ye yaptırılıyor. Erdoğan'ın koltuğu 25 bin euro, yani 50 bin TL, yani bir emeklinin 60 aylığı 1 milyon 200 bin liraya, yani yaşlı izleyicilerimiz anlaması için 1 trilyon 200 milyara Tayyip Erdoğan'ın odasına özel halı yaptırılıyor. Kapısının önüne konulan tek bir ağaç 8 bin lira. Muhalefetin şunu anlatması lazım. Ey ahali, senin yoksulluğunun sebebi işte bu Kaçaksaray'dır. Ben gittim AKP'lilerle konuştum. İyi bir kaynağım var AKP içinde. Ve bana dedi ki ya 1,5 katrilyon falan değil kardeşim, gönül rahatlığıyla yazabilirsin. 5,5 katrilyon dedi, buraya para harcandı. Ben bunu yazdım. Okumuşsundur belki. Okudum. Güvenliğini, Kaçaksaray'ın güvenliğini, yani etrafındaki kameralarını, güvenlik kameralarını, sistemini, hepsini İsrailli bir şirket kurdu. Hani One Minute falan diyorlar ya, İsrailli şirket kurdu. Kaçaksaray'ın içine bir hastane yaptılar. Tam teşekküllü hastane, Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği zaman tedavi olabilmesi için. 2000'e yakın oda yaptılar. Altından bir tünelin gittiği ve o tünelin bir havaalanına gittiği, bir de bir ülkenin büyükelçiliğine gittiği söyleniyor. Doğru mudur değil midir onu netleştiremedim ama bu tür iddialar var. Ve orada hepimizi korkutması, kaygılandırması gereken asıl başka bir şey var. Tabii Atatürk Orman Çiftliği'nin ağaçlarının katledilmesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin adının yeni mahalle orman çiftliği olarak değiştirilmesi, Çankaya Köşkü'nün tarihi anlamının bir kenara bırakılıp boşaltılması ve kendilerince bir kült yaratmaya çalışmalarının yanı sıra orada rejimi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren başka bir şey yapılıyor. Tayyip Erdoğan tıpkı Abdülhamit gibi davranıyor ve bir mabeyin yaratıyor. Hani bilirsin, hı hı, Abdülhamit aslında Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyordu ve Tayyip Erdoğan gibi efhama kapıldı, beni denizden gelip öldürecekler diye gitti. Daha tepede olan Yıldız Sarayı'na yerleşti. Yıldız Sarayı'nı yaptırdı ve yerleşti. Ama ne yaptı Yıldız Sarayı'nda? Baba Ali, yani kendisinden daha kolay anlaşılabilmesi için herkes tabii İstanbul'u bilmiyor. Valilik binası. Yani yaklaşık 5 kilometre, 6 kilometre ötede olan Baba Ali'yi, bugünkü işte Fatih, Eminönü, Cağaloğlu'nu denetleyebilmek, oradaki hükümeti, Baba Ali hükümetini denetleyebilmek için bir mabeyin oluşturdu ve orada bir paralel hükümet kurdu bugünkü deyimle. Şimdi Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Ben bunu seçildikten 3 gün sonra söyledim. Ya olur mu öyle şey falan dediler. Bugün neyse ki söylediklerimiz doğrulanıyor. Bütün hükümeti oraya taşıyor. Evet. MİT'in bir bölümünü oraya taşıyor. Genelkurmay'ın bir bölümünü oraya taşıyor ve devleti kendi kanatlarının altına alıyor. Ahmet Davutoğlu'nu adeta düğmeye basarak çağıracak. Genelkurmay Başkanı çağıracak. Bu, hani siz stratejisiniz, bunu benim size anlatmama gerek yok. Estağfurullah. Devletin başkan güvenliğini de ilgilendiren bir kesinlikle mesele. Şundan dolayı diyelim ki bir, hani istemediğimiz bir savaş çıktı. Türkiye'nin hakikaten varlığını tehdit eden bir ülke geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı. Ya bir sabah kalkarsınız bir tane devlet yöneticisi kalmamış. Herkes orada çünkü. Bütün iletişim sistemleriniz orada. Milli istihbaratınız orada. İstihbarata karşı koyma birimleriniz orada. Güçlü bir saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tarihe karıştırırlar. Biz bunu anlattıklarım hikaye gibi gelebilir. 99'da yaşamadık mı? Deprem olduğunda Bülent Ecevit telefon kullanamadığı için, telefon sistemi çöktüğü için televizyonların canlı yayın araçlarıyla, uydu aracılığıyla valilere talimat veriyordu. Hatırlıyor musun? Aynısının yarın yaşanmayacağını nereden biliyoruz? Sırf hani herkes efendim siz saraya karşı mısınız, devlet güçlü olmalı. Ya tamam, devlet güçlü olsun da devlet bir halkını ezmesin. İki, böyle saçma uygulamalar yapmasın. Şimdi herkesi oraya taşıyorlar. Biliyorsun Binali Yıldırım'ı mabeyinin başına getiriyorlar. Neymiş efendim? Yatırım kurulu izleme başkanı olacakmış. E ne yapacakmış bunlar? Her bakanın üstüne bir eski AKP'liyi koyacaklar ve hükümet ne yapıyor? Bunu denetleyecekler. E peki yarın iktidar değişirse ne olacak? Yani diyelim ki yarın seçim oldu. AKP %38 aldı. MHP 18 aldı. CHP de 30 aldı ve çoğunluk CHP, MHP'nin eline geçti. Hükümeti kurma yetkisi de bu iki partinin eline geçti. E ne olacak şimdi? Binali Yıldırım CHP hükümetini mi denetleyecek? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunları da anlatmak gerekir. Hani işi Osmanlıca'yla,
işte yok mezar taşıyla bilmem neyle gargaraya getirmeye çalışıyorlar ama durumumuz hakikaten sıkıntılı, fakat umutsuz da olmamamız lazım. AKP hep şunu yapıyor, insanları umutsuzluğa sevk etmek için ve o umutsuzluk iklimini yaratmak için hep kendisini çok güçlü göstermeye çalışıyor. Neyin güçlü kardeşim? Cumhurbaşkanı Osmanlıca zorunlu olmalı diyor. Ahmet Davutoğlu ya isteyen okusun isteyen okumasın diyor. Kendi aralarında kavga var. Durup dururken mesela Ahmet Davutoğlu aramızı açamazlar dedi. Niye böyle bir savunma ihtiyacına giriyorsun? Çünkü şundan, birçok atamadan dolayı Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sıkıntı var. Örneğin BDDK'ya başkan atayamıyorlar. İki sebepten dolayı atayamıyorlar. Başbakan Davutoğlu kendi adamlarını getirmek istiyor. Cumhurbaşkanı onları istemiyor. Cumhurbaşkanının istediklerini başbakan pek istemiyor. İkinci mesele de şu, kimse BDDK başkanı olmak da istemiyor. Çünkü BDDK başkanı olduğunda yapacağın ilk iş, cemaate ait olduğu iddia edilen o meşhur bankaya el koymak. E kimse de o bankaya el koymak istemiyor. Koyduğunuz zaman Türk bankacılık sistemi allah bullak, hepsi birbirine bağlanmış. Hiç umurlarında bir şey değil. Olabilir mi? Hiç, çünkü oradaki dert başka. Onlar bankaya el koysan da koymasan da bir şey değişmeyeceğini, şu anlamda değişmeyeceğini, cemaatin dağılmayacağını biliyorlar ama orada başka bir dert var. Cemaatin gazetelerinin o bankaya borcu var. Biliyorsun TMSF el koyduğunda alacağı tahsil etmek için hemen bilmem ne TV'yi, bilmem ne gazeteyi hemen kendi bünyesine geçiriyor. O gazetelere yıl sonunda el konulacağı söyleniyor zaten ve Mustafa Karalioğlu'nun, Yusuf Ziya Cömert'in, işte Mehmet Ocaktan'ın da oralarda görevlendirileceği söyleniyor. Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı'nın da Mustafa Karalioğlu'na iddiaya göre bu konuda teminat verdiği de söyleniyor. Neden? Çünkü seçim geliyor ve cemaatin elindeki o güçlü yayınların hiçbir şekilde muhalefet yapmaları da istenmiyor. Düşünsene, Zaman Gazetesi'ni Mustafa Karalioğlu yönetiyor ve şöyle başlıklar atıyor. Fethullah Gülen terör örgütü falan diye, olmayacak şeyler değil bunlar. Aynen olacak. Muhalefete hiçbir şekilde izin vermek istemiyorlar ama muhalefet de bu verili durumu kabul etmemek zorunda. Yani karma eğitime karşı, örneğin CHP 1 milyon insanı, karma eğitimin kaldırılma girişimine karşı 1 milyon insanı sokağa dökebilmeliydi, mitingler yapabilmeliydi. Karma eğitim de kalksaydı eğer, ki bakan onun işaretini de verdi efendim, zorunlu değil falan diyor, onun da yolunu yapıyorlar şimdi değil de, seçimi bir daha kazanabilirlerse oraya da zaten iş gelecek. Çünkü Bilal Erdoğan o konuda talimatlar vermişti TÜRGEV toplantısında. Bunlara karşı çıkmazsa muhalefetin varlığının anlamı da olmaz. Ben şunu söyledim geçen gün. Dedim ki 3-5 gericiden oy alma hesabıyla demokrasinin temel ilkesi olan laiklikten hiçbir şekilde vazgeçemez. Ondan vazgeçtiğinde zaten bir anlamın da kalmıyor senin. Varlık sebebin de kalmıyor. Tevhidi tedrisat kanununa sahip çıkmıyorsan, karma eğitime sahip çıkmıyorsan zaten muhalefet olamazsın. Benim desteklediğim parti olamazsın. Benim o zaman seni desteklemem için bir gerekçe yok. Yani sen laikliğe sahip çıkmıyorsan, tevhidi tedrisata sahip çıkmıyorsan, utangaç davranıyorsan, kompleksle davranıyorsan, aman efendim ne derler diyorsan, ben sana şunu söylerim. Derim ki sen gericileşmeye boyun eğiyorsun. Gericileşmeye boyun eğiyorsun ve bunun tarihsel sorumluluğundan kaçamazsın. Çıkacaksın, itiraz edeceksin, miting yapacaksın, anlatacaksın. Halkın anlayacağı dilde anlatacaksın. Ben geçen gün bunu Halk TV'de anlattım. Cübbeli Ahmet Hoca da dün bana cevap vermiş. Ben şunu söyledim, dedim ki kızların ve erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda okumasını istemek, karma eğitimin kaldırılmasını istemek en basit deyimiyle, psikolojideki karşılığıyla sapıklıktır dedim. Cübbeli Ahmet tabii dün bana Bursa'daki vaazında beryansın etmiş. Hiç önemli değil. Ben gene aynı noktadayım. Ama bunu sadece benim mi söylemem gerekiyor? Nerede bu ülkenin muhalefet milletvekilleri? Milliyetçi Hareket Partili'nin derdi değil mi? Selahattin Demirtaş bugün çıkmış. Efendim benim kızımı Osmanlıca okutamazlar diyor. Senin kızını Osmanlıca okutamazlar. Haklısın. Kimsenin bunu zorla okutmaya hakkı yok. Ama ey Selahattin Demirtaş, siz AKP ile kol kola girdiğinizde, ben geçen hafta da televizyondan çağrı yaptım Selahattin Demirtaş'a. Karma eğitim senin tabanını ilgilendirmiyor mu? Sen laik duyarlılığı en çok da onu ilgilendiriyor. Çünkü seküler yapı, evet, onu seküler yapı onlar. Seni de dağıtacak. Seni de dağıtacak. Seni de anlamsızlaştıracak. Ona neden karşı çıkmıyorsun? Ya efendim biz AKP ile işte barış sürecine girdik, çözüm sürecine. Böyle çözüm mü olur?
Kürt sorununu çözeyim diye seni oyalarken bambaşka bir sorun yaratıyor. Şunu herkes bilmek zorunda. Çatı çöktüğü zaman altından kimsenin Hayır buradan yok. Demokrasi çıkmaz. Onu söylüyorum. Nasıl bir demokrasi çatı çıkacak? Çatı çöktüğünde altından kimsenin Bu zihniyetle yok. Sen PKK sorunu, terör sorunu bunlar oturulur, konuşulur, çözülür. Bir şekilde halledilir. Toplumsal duyarlılıkla, siyasal sonuçlarıyla ama laikliği de ortadan kaldırırsan o zaman Selahattin Demirtaş senin bu ülkede parlamentoya girmen de artık mümkün olmaz. Çünkü gericilik öyle bir sarmal haline gelir ki sen çıkıp siyasette sokakta siyaset yapamazsın. Peki. Bunun ipuçlarını Feyzi İş Başaran'a uygulanan linçte gördük. Yazdıklarını kesinlikle onaylamıyorum. Meşru da görmüyorum. İnsanların aileleriyle ilgili yazmamak gerekir. Yani gayri ahlaki meseleleri yaylamak. Tayyip Erdoğan'la ne derdin? Gayri ahlaki meseleler değil. Ama linç etmek de doğru değil. Çünkü bu ülkenin mahkemesi var. Hangi noktaya gidiyoruz? Mahkeme kapısında karakolun içinde dayak yiyor. Şüpheli. Hani hukuktaki karşılığı şüpheli olduğu için söylüyorum. Karakolda dayak yiyor. Yetmiyor. Mahkeme kapısının önünde dayak yiyor. Lince uğruyor. O zaman herkes kendi adaletini uygulayacaksa burası kahvedeki insan deyimiyle Teksas'a döner. Bir de mafyosu ahlak gelip yerleşir. Efendim. Barış arkadaş çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Son derece geniş, ufuk açıcıydı. İşte gerçek akıl oyunu böyle bir şeydir. Biz hem izleyiciler sanki hiç problem değil. Varlığın önemliydi. Anlattıkların son derece önemliydi. İzleyici de onu hoş görür. Nasıl bundan sonrasında yine toparlanır. Onun bir önemi yok. Sağ ol, var ol. İzleyicilerden tek bir şey istiyorum. Otursun, kendi akıl oyunlarını yapsınlar ve senin anlatımların üzerine. Tabii de önemli bir husus var. O da şu. Rahat uyumasınlar. Evet. Rahat uyumasınlar. Programı kapatırken yani müsaade... Yani 1150 odası olan kişi rahat uyuyamıyor. İç güvenlik yasasını çıkartıyor. O bile kendini rahat Siz hissetmiyorsa bizim de rahat, rahat hissetmememiz tabii. gerekir. Programı kapatırken de müsaadenle Oda TV'den Barış Terkoğlu'na da bir özel teşekkürüm var. Hı-hı. Diyeceksin niye? Çünkü medyada bir gazetecinin nasıl ahlaklı olmasının gerektiğinin gün gece bir örneğini gösterdi de onun için. Doğu Bey'in o konuşmasından sonra beni aradı. Dedi ki böyle böyle arkadaşlar dedi bunu size haberi koyuyorlar. Ama bu nedir diye bir de size başvuruyorum. İşte bir gerçek ahlaklı bir gazeteci böyle bir şey yapar. Programda anlattığım ona aynen anlattım. Ve konuşmamı bitirdiğim zaman da sana çok teşekkür ediyorum dedim. Onun için bir kez daha teşekkür ediyorum huzurunda müsaadenle. Estağfurullah. Efendim. Haftaya buluşuncaya kadar size ve Barış'ı arkadaşa Tanrı'dan tek bir şey diliyorum, sağlık. Bütün bu anlattığı problemlerle başa çıkması gereken Ankara'da seçilmişler, atanmışlar, parayla tutulmuşlar. Her kimse bu insanlara da Tanrı'dan tek bir dileğim var efendim, akıl sağlığı. Akıl sağlıkları yerinde olsun ki şu çatı çökmeden bizi kurtarsın. Şunu unutmasınlar, çatı çöktüğü zaman akabede yok. Huzur içinde kalın efendim, hoşça kalın.